Nasıl bu memleketin toprağı da duruyor, tohumu da duruyor, insanı da duruyor ama birdenbire bu ülkede yetişen elektronik eşyadan bahsetmiyorum, dolardan bahsetmiyorum, patatesten, soğandan bahsediyorum, birdenbire fırladı. Süleyman Demirel'in bir sözü var. Tencere hükümet devirir diye. Bu seçim hükümet devirme seçimi değil. Ama bu seçimde ne yapılır da tencere tekrar dolar, onun planını, projesini yapmak zorundayız. Çünkü tünelin ucunda ışık görünmüyor. O sebeple Ünye Belediyesi olarak bizim hayalimiz, niyetimiz ne onu anlatalım size. Ben 45 yaşındayım. Bu zamana kadar Ünye Belediyesi Başkanı olacağım diye bir hayalim yoktu. Ama üreticiyim. Mahsulüm para etsin diye bir hayalim var. Ama üreticiyim. Çocuklarım da bu yaptığım işi öğrensin, bilsin ve yeteneklerini geliştirsinler diye bir hayalim var. Ama öyle bir şey ki tohumu topraktan uzaklaştırmışlar. İnsanı topraktan uzaklaştırmışlar. Üretimi bitirmişler. Şehirde insanları üst üste istifleyip üretemez hale getirmişler. Bu çarkın geriye çevrilmesi lazım. Belediyenin bu iş görevi mi diyeceksiniz? Yok değil. Belediyenin vazifesi değil üretim yapmak. Ama belediye yöneticisi şayet ileriyi görüyorsa, Ünye Belediyesi için söylüyorum, 126 milyon borç var. Bu borç merkezi hükümetten bana gönderilir de öderim diye düşünüyorsa merkezi hükümetin kasası da boş. O sebeple şimdi yapılması gereken şey kasanın tekrar doldurulması için projeler çizmek. Soruyorlar siyasileri projen mi? Anlatıyor diyor şuraya şu binayı yapacağım, buraya şu tesisi kuracağım. Yok. Biz tohumu toprakla, insanı toprakla buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Biz ahırı tekrar doldurmayla, hambarı tekrar doldurmayla, yaylayı tekrar doldurmayla ilgili projeler geliştirmek zorundayız. Heh, bunun için ne yapacaksınız diyorsanız, birincisi üretici ne üretirse üretsin. Tavuğu yumurtluyor. Köylünün yumurtladığı tavuk bugün 30 tanesi 20 liradan satılıyor. Köy pazarı, köylü ürettiği tavuk. Diğeri volünün içinde daha pahalı. Köylünün ürettiği sağlıklı, diğeri fabrikasyon üretim daha sağlıksız ama köylününki ucuz. Köylünün mahsulü, ürünü, diğeri sütü vakumlu, diğeri taze günlük süt. Günlük süt koca kap 15 litre, 10 litre, 7 litre kaplar 10 lira. Diğerinin küçücük 1,5 litresi, 1 litresi 5 lira. Burada bir orantısızlık var. O zaman yapılması gereken köylü hangi ürünü üretiyorsa bu ürünü mutlaka belediye tarafından paketlenecek bir sistem kurmak zorunda belediye. Köylü ürünün paketlenmesi. Elinden değerinde satın alıyorsun, paketliyorsun, daha sonra patent, markalıyorsun ürünü ve daha sonra da pazarlıyorsun. Pazarlama deyince, konu biraz uzun da, pazarlama deyince yapılması gereken şey, getirip Ünye'nin köylü pazarında ürünün satılmasından bahsetmiyorum. Markette satılabilecek hale getirip Türkiye'deki tüm marketlerin rafına koyabilecek kalitede bir üründen bahsediyor. Belediye bunu gerçekleştirebilir mi? Görevi midir, değil midir? Belediye zoru başarmak zorunda. Şimdi beldelere dolaşıyoruz. Bu seçimde ilginç bir şey oldu. İdris Bey bizim adayımız diye aşağı yukarı Ünye'nin tüm beldelerin eski belediye başkanları da bizimle beraber yola çıktı. Burada Kadir abi var, Şevki başkan var, Perit Yatak ve Fatih'in belediye başkanları, Hanya'nın belediye başkanı, Ünye'nin eski belediye başkanı hep beraberiz. Gittiğimiz her yerde insanlar yol soruyor. Evet yola ihtiyaç var ama kasa boşken yol yapılma imkanı da yok. Birincisi önce kasa dolacak. Kasanın dolması için de dediğim gibi eskiden zenginliğin işareti yaşı büyük. Kim var burada yaşı büyük? Zenginlik hambarın dolu olmasıyla ölçülüyordu eskiden. Gene aynen öyle de bize başka gösteriyorlar. Hambarlarımız boşaldı. Hambarı doldurmak zorundayız. İş istiyor gençler. 300 tane dün başvuru var iş bulma kurumuna Ünye'ye. 6 ay süreyle çalışacaklar. Sadece 9 kişi alınacak 300 müracaat var. Geriye kalan 290 kişi, 291 kişi işsiz gezecek. Köyde araziler boş, şehirde insanlar işsiz. Devletin görevi, küs olan insan toprak ilişkisini barıştırmak. O barıştırmakta devlet vazifesini şimdi yerine getirmiyorsa biz yerine getirmek zorundayız. Belediye olarak birinci esasla, birinci öncelikle niyetimiz bu üretim sahalarının tekrar doldurulması. O üretim sahaları hareketlendiğinde biz bugün marketlerde, başka şehirlerde yaşadığımız sıkıntıları, başka şehirlerde tanzim satış diye görünen sıkıntıları Ünye'de Allah'ın izniyle yaşamayız. Pazarlama konusunda da sadece Ünye'de değil, Çarşambası, Akkuş'u, Korgan'ı, Kumrus'u, Perşembesi ve Fatsası'yla Komşu Canik Belediyeler Birliği'ni kuracağız inşallah. Bu birlikteliği niye kuruyoruz? Orada yetişen ürünü paketleyip burada daha uygun eve. Termenin pirinci var, Akkuş'un kuru fasulyesi var. Ama bunlar hiç buranın pazarına girmeden ulusal pazara aktarılıyor ve ucuza aktarılıyor. Bu belediyelerle de işbirliği yaparak biraz önce bahsettiğim şekilde paketleme,
Patentleme ve pazarlama işini belediye gerçekleştirmek mecburiyetinde elzem birinci kural bu. Onun yanında tabii ki belediyenin kendi sosyal hizmetleri, yapması gereken sosyal hizmetleri var. Şehri daha yaşanılır hale getirme hizmetleri var. Ve herkesin talebi daha çok katlı imar yapısı aslında belediyenin ana görevi şehri güzelleştirmek, şehri çirkin yapılardan kurtarmak. Bunlara ilişkin projeler de kasa dolmadan konuşulacak şeyler değil. Kasa dolduktan sonra konuşulacak şeyler. Şimdi onları inşallah kasamızı doldururuz. Birkaç yıl sonra yine bir araya geliriz. İdris Bey'in Saadet Partisi'ne katılmasından sonra anormal bir teveccüh var. Siz bizi biliyorsunuz. Arazide geziyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Bizi seviyorsunuz. Ama oy vermeye gelince diyorsunuz güçlü değil. Şimdi güçlüyüz. Şimdi oyunuzu alalım da orada oturalım diye oyunuzu da istemiyoruz. 15 yıldır hayal ettiğimiz, gerçekleştirelimiz dediğimiz şeyleri yapmak için sizden güvence istiyoruz, destek istiyoruz. 15 yıl boyunca biz ordunun tamamını köy köy, ev ev dolaştık. Her seçimde adaydık. 8-9 seçim yaptık. Muammer Hocam, Özgür Başkanım, arkadaşlar, ekip. Köy köy, ev ev. Bilmediğimiz yer, girmediğimiz hane kalmadı. Ama ne var? Siz zayıfsınız, güçlü değilsiniz diye oy vermediler. Bugünse insanlar İdris Naim Şahin Bey'in etkisi ve tesiriyle Saadet Partisi'ne teveccüh etti. Ama bu teveccühün karşılığını veremezsek, 15 yıldır anlattıklarımızı yapmak yerine mevcutlar gibi biz de makamla, koltukla, makam arabasıyla sizlere hava atarak bir hayat yaşamayı sürdürürsek ne hayalimiz gerçek olur ne de itibarımız kalır. Biz hepimizin itibarı yerinde dursun istiyoruz. Ayrıca Ünye Belediyesi'nin de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de itibarı yerinde dursun istiyoruz. Biz televizyonlarda Ordu takip ediliyor, çok iyi biliyoruz. Ordu takip ediliyor. Ordu seçimleri kazanacak mı? Allah'ın izniyle kazanacak. Gözler Ordu'da. Ordu kazandığında Ünye'de kazansın istiyoruz. İris Bey tek başına kalmasın. Beraber ekipçe hareket edelim. Ordu'nun her yerine tekrar inşallah biraz önce söylediğim gibi Ünye'nin her yerine, Ordu'nun her yerine yaşanılabilir bir hale getirelim. Bunun için çıktık yola. Muhtarlarımızdan ne isteyeceğiz? Allah nasip ederse mazbatasını alan muhtarlarımızla ilk toplantımızda ricamız köyünüzün en çalışkan 3 ismini bize verin. İmam arkadaşlarımıza, hocalarımıza da telefon edeceğiz. Diyeceğiz ki siz siyasetle ilgilenmezsiniz ama siz bilirsiniz. Köyün en çalışkan 3 adamı muhtarla tespit etmeye çalışıyoruz. Bize o 3 ismi verirseniz Bismillah diye tarımsal üretimli, seracılıklı, hayvancılıklı, para getirecek her türlü yetiştirme çabasıyla hareket edeceğiz. Reysaş'ın depoları var yol üzerinde biliyorsunuz. O depolar atıl boş duruyor. O depolar pazarlama için, ana depo için uygun. Bu depoların kiralanması mümkün. Köylünün elindeki her türlü ürünün alınması mümkün. Fındık dahil her türlü ürünün alınması mümkün. Belki bu sene iş başa geçtiğimizde çok yakın bir dönem fındık için gerekli altyapıyı oluşturamayız ama diğerlerini oluştururuz. Ama gelecek senelerde fındığın köylüden daha yüksek fiyat alınması, 1 liradan bahsediyorum. Piyasayı 1 lira yükseltir, 2 lira yükseltir. 1 lira, 2 liraya yüksek alınan fındık 6 ay sonra zaten o değere ulaşıyor. 6 ay sonra Türkiye'nin her yerinin o fındığı pazarlama imkanı var belediye. Düzgün bir ağını kurarsa. Türkiye'de şirketler yapıyor, belediyeler o işlere bulaştırılmıyor. Saadet Partisi olarak o işlere bulaşacağı veriliyor. Türkiye'de muhalefetin birkaç belediyesi var. Öyle yapmışlar. Ürettiğini pazarlamış. Şimdi kasalarında para var. Hiç kimseye muhtaç değiller. Şayet Ünye Belediyesi bunları gerçekleştiremezse. Biz ya da başka biri iktidara geldi. Elini açacak. Ankara'dan para isteyecek. Hayalini gerçekleştirmeye çalışacak. Kaç kere para verecek Ankara? Bakın ben avukatlık yapıyorum. Kamulaştırma davalarına giriyorum. Ordu çevre yolu yapılıyor. Yol yarıya kadar yapıldı. Yarıdan sonra kamulaştırma parası yatırılamadığı için yapılmadı. Ünye Milli Eğitim Bakanlığı'nın projeleri var. Okul projeleri. Yerlerinin kamulaştırma paraları kasada para yok diye yatırılamadı. Bugün değil. 2 yıldır para yok. Ama ne var? Şimdi seçime giriyoruz. Seçimden sonrası daha karanlık görünüyor. Belli bazı yerlerde şayet bu dediğim modeller uygulanırsa oranın insanı rahat eder. Ama Türkiye'nin tamamını rahat etmesi için, Türkiye'nin kendisini üreten, komşularıyla iyi ilişkiler içinde pazarını bulan bir ülke olması lazım. İnşallah Ünye'de uyguladığımız model. Şimdi seçimlerde Ordu gözetleniyor ya. 5 yıl sonra da Ünye'de ne yaptılar? Ordu'nun da ne yaptılar diyecek insanlar. 5 yıl sonra da gözler burada olacak inşallah. Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. O zaman da gelip burada sizinle sohbet edeceğiz. Biz tıkır tıkır işleyen bir model uyguladık. Bu modeli ülkede uygulamak istiyoruz. Siz şimdi birinin hatırına değil de, birileri için değil de bu işin uygulanır olduğunu gördünüz ya, ülkenin her yerinde şimdi genel seçimler, artık genel seçimde oy verin diyeceğiz. Şu anda biliyoruz, hepinizin partisi var. Partilerinize saygımız var. Bizim partimize çok az oy verdiniz ama biz şimdi emaneten şahsımıza bu hizmetleri gerçekleştirerek de fikrimize oy isteyeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hayırlısı. Eyvallah. İnşallah. Onu yapayım. Allah yolunuzu açın.
Adayımıza sorularınız varsa istediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi şeyden duyuyoruz. Biz de piyasada gidiyoruz. Yaklaşık 5 yıl bir seçim yapınca insanlar şeyde kararsız. Ben oy kullanacağım. Ne oluyor? Tekrar oy kullanmak istiyorum. Fikrim de yok. İnsanlar seçime yeni alışıyor. Son bir haftada daha fazla daha ateşli olur insanların fikir beyan etmeleri. Şimdilik sessizce duruyorlar ama fısı fısı da şu cümleleri kullanıyorlar. Ya İdris Naim devlet tecrübesi var, başarır da dünyada biz bunlara yönetimi verirse bunlar evirebilir mi içeride? Değil belediye. Devlet yönetecek tecrübeye sahip ekibimiz var Allah'ın izniyle. Rahat olun o açıdan. Yani burada uyguladığımız model ve projeler Türkiye'ye örnek gösterilecek 5 sene sonra Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim abi, zahmet ederim. Muhtarlık seçimlerine ilişkin durum ne? Hiçbir şeyin garantisi yok. Tamam. İnşallah memnuniyet vardır. Memnuniyetimiz var. Öyle derler. İkinci kez mi? Üçüncü kez bu. Bu ikinci olacak. İkinci olacak. Yani ilk kazanılan seçim için şöyle seçim derler ama asıl muhtar ikinci de seçiliyorsa muhtardır derler. İnşallah hayırlı hizmetleriniz olur. Dediğim gibi. Peki 3 isimden fazla çalışkan isim de verebilir misiniz köyden? Veririz. Veririz değil mi? İnşallah. Buyur abi. Büyük organize sanayi yok. Abi şöyle, organize sanayi ile ilgili 3000 kişinin istihdam edeceği organize sanayi sona geldi. Dün belediye başkanıyla da görüştük. Hasta, o da bel fıtığı, hastanede yatıyor. Yaptığımız görüşmede işin bittiğini açıkladılar. Yani Ünye'nin artık organize sanayisi var ama İdris Bey'le görüşürken dedim ki şimdi bismillah ikinci organize sanayi. Madem bitti diyorlar, ikinci organize sanayiyi konuşalım. Konuşmazsak elimizdekiyle yeterli kalır. Yarın öbür gün ihtiyaca cevap vermez. Şimdi bismillah diyelim. Yeri tespit edelim. Hangi faaliyetlerin o alanda yapılacağını tespit edelim. Çünkü organize sanayiler kısım kısım ayrılıyor. Kimi keresteciler organize sanayi oluyor. Kimi imalatçılar organize sanayi oluyor. İnşallah birincisi bitti. İkincisini de İlle de sahile bu kadar yapkın yapmak zorunda değiliz. Biz biraz da içeriye yapılaşmayı kaydırmak zorundayız. İlle de sahil olmak zorunda değil. İlle de dümdüz olmak zorunda da değil. Yani düz bir arazi aranacak diye bir şey yok. Fabrikalar kuruldu. Şehirden İstanbul'da 2 saat sürüyor insanların ulaşımı. Şehirden yarım saate her yere ulaşılıyor. Yarım saat gidecek bir bölgeye, bir organize sanayi bölgesi maliyeti çok düşük bir şekilde kurulabilir. İnşallah bu 5 yıl içinde onu gerçekleştirme imkanımız olur. Ondan sonra gelen arkadaşlar da biz de üçüncüsünü yapalım der. Ama birincisine çok uzun çabalarla çimento oldu, mahkemeler iptal etti. Şimdi onu gerçekleştirdik diyorlar. Onların beyanları üzerine söylüyorum ben de. Öyle dedikleri için. Doğrudur. Yarı satışları başladı. Başladı. Kim memlekete bir çivi çakmışsa, partisi, kişiliği, ismi, yaptığı başka yanlışlar da varsa o onların sorunu. Allah ondan razı olsun. Kim memlekete bir çivi çakmışsa hizmete hemen geçenler. Allah razı olsun. Öyle dediler bize. Çok büyük bir şey var zaten burada. Yani yalnız şöyle söyleyeyim, bahsettiğim organize sanayiyle bahsettiğim 3000 kişiye 4x3000 12000 kişiye istihdam ya da ekmek götürecek şey, benim bahsettiğimse 30000 kişiye, yani uygulandığında 5 yıl içinde bahsettiğim şey 30000 kişinin ürettiğini pazarlama. Yani 30000 üretecek 80 milyonluk Türkiye'ye satacağız. Yani şey değil, dengesiz bir şey değil. Yeter ki o, niyet edelim, o pazarlama ağını kuralım, o depolamadır, paketlemedir, patentlemedir, pazarlamadır, üçlüsünü oturtalım. Bu üçlüyü oturtmak için bize işçi bulma kurulunun listelerindeki adamdan daha fazlası lazım. Ama ne var? Üretici adam lazım. İnsanlara üretme yeteneği unutturuluyor. Benim babam, dedem kendine ait her şeyi kendi yetiştiriyordu. Bugün ben sadece bir ton fındığı toplamak için 40-50 adam tutup sırtıyla çuvalla taşınıp halledebiliyorum işlerimi. Ama üretme yeteneğini tekrar kazanmamız lazım. Gençlere tekrar üretmeye alıştırmamız lazım. Organize sanayi öyle. Başka var mı abi? Gece Belediye Başkanı adayımız Erol abi geldi. Erol abi hoş geldin. Abi fotoğraf alırsın istersen.